yanlış olur. Şimdi Adana Spor'un olduğu ya da gereği her şeyi teferruatlı diyoruz ama şimdi biz bir de Adana Spor olduğumuz için ya onun Adana Spor'un kötü durumda olması bizim üzerimizdeki en büyük baskı, en büyük sıkıntı zaten yani. O yüzden Adana Spor'un başarılı olması için biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz hocalarımızla, ekibimizle birlikte. Adana Spor'un kazandığında ben hep söylüyorum, sevinmeyen ama kaybettiğinde herkesten çok üzülen biriyim. O yüzden Adana Spor'un her türlü bulunduğu konum, kötü durum bizleri hem üzüyor hem de böyle durumda bu göreve geldiğimizde de sıkıntının tabii ki başındaki kişi oluyor, biz oluyoruz yani. O yüzden Adana Spor'un başarılı olması için biz de hocalarımızla birlikte elimizden gelen ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz tabii. Şunu merak ediyorum hocam. Altyapıda görev almak mı zor yoksa A takımda görev almak mı zor? Bir tarafta yetiştiricilik var, bir tarafta yarışmacı takım var. Ya tabii hepsinin zorluğu farklı ama yukarısı tamamen skor endeksli olduğu için başarısızlığın kabullenmediği bir yer, başarısızlığın kabul edilemeyeceği bir yer. O yüzden yukarıdaki hedef sadece skor amaçlı olduğu için yukarısı daha zor. Aşağıdaki zorluklar farklı. Zaten en büyük zorluk tesisimiz olmaması şu anda. Ama dediğim gibi aşağıdaki oyuncu çocuklarla uğraşmak, o eğlenceyi onlarla beraber yaşamak, onların gelişimine veya işte atacağı her adıma, iyi yönde atacağı adıma katkı sağlayabiliyorsa o bizim için büyük mutluluktur. Onlara yol gösteriyoruz. O yol gösterdiğimiz yolda doğruları yapmaya çalışıyorlar. Onlarla çalışmak gerçekten keyif ama yukarıya geldiğimizde yukarının sıkıntısı bambaşka. Yani yukarıda oyuncu gruplarıyla uğraşmak zor. Takımın başarısını çalışmak, takım bulunduğu konumdan hep bir adım yukarıya çıkarmak o daha zor tabii. Bizim amacımız da bulunduğu konumdan hep bir yukarıya çıkarmak. O amaçla çalışıyoruz. İnşallah onu da bu sene de başarırız diye düşünüyorum yani. Sizi takımın neferi olarak gördüğümüz için bu soruyu sormak istiyorum. A takımda da altyapıda da tesis sorunu ciddi bir sorun. Bu sorun çözülemediği için de zaman zaman oyuncu yetişme konusunda sıkıntılar da yaşıyorsunuz. Neler söylersiniz? Ya tabii tesis Türkiye'nin sorunu aslında ama Adana'da da bizim Adana Spor'un sorunu gerçekten. Ya biz nereye başvuruyorsak, nereye el attıysak bize maalesef herkes elini çevirdi, yüzünü çevirdi. Biz bu tesisi sadece Adana için istiyoruz. Yani Adana Spor için istemiyoruz. Tüm Adana orada Adana'ya hizmet edeceğiz. Adana'nın gençlerine hizmet edeceğiz. Adana'da yaşayan insanlara hizmet edeceğiz. Hatta onların atacağı bir adım belki kendilerine binlerce adım olarak dönecektir. Yani o yüzden biz onlardan bir el uzatılmasını istiyoruz tekrar. Belki o elin karşılığını çok fazlasıyla Sevgili görecekler. hocam, bununla ilgili geçen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Hüseyin Sözlü Başkanımız programımıza katıldı. Programda da tesis sözü verdi zaten. Bununla ilgili bir gelişme olmadı mı Serkan abi? İşte görüşecekti kulüp yöneticileriyle beraber. Henüz bir gelişme olmadı. Bununla ilgilenelim abi biz de. Böyle Evet. bir tesis sözü aldık Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Ya şimdi ben bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Buyurun İnşallah abi. o yetkililer bizim görüşecek işte bizim Sayın Başkanı Bayramak gibi görüşeceklerdi. Evet. Ama dediğim gibi yapacakları en ufak atacağı en ufak bir adım kendilerine belki binlerce adım olarak geri dönecektir. İnşallah bu konuda bize bir adım yaklaşırlarsa biz zaten bize bir adım atana biz 1000 adım atıyoruz. İnşallah başkanımızla görüşüp ya bu konuyu çözümle kavuşturursak inan Adana'nın potansiyeli çok iyi. Bir sürü iyi gençlerimiz var, yetenekli gençlerimiz var. Araya gidiyor. Niye araya gidiyor? Ya bizim kendi açımızdan düşündüğümüzde onların hiçbir şeyle ilgilenemiyoruz. Sadece antrenmanlarla ilgileniyoruz. Ya yani veya okullarıyla ilgileniyoruz. Ama ondan önceki veya sonraki bölümlere hiç bakamıyoruz. Yani okul öncesi, antrenman öncesi, antrenman sonrası, çocukların okul sonrası gibi bir sürü eksiklerimiz var. Bunun içinde olmazsa olmazımız tabii ki tesis. Ya yani bu çocukların en azından antrenman sonrası dinlenmesi veya okuldan geldikten sonra orada bir uzanması gibi, antrenman öncesine hazırlanması gibi yapacakları gerçekten çalışmalar çok önemli. Söylediğim gibi yani bu tesisi inşallah biz Adanaspor olarak bize değerli bir katkı sağlarlarsa düşüncelerimiz çok farklı hakikaten. Başkanımızın projeleri çok farklı. İnşallah bütün takım bir araya getirip büyük gruplarla A takım bir araya getirip tesiste alt yaş gruplarında farklı bir düşünüyor. O yüzden bize atılacak bu adım çok önemli diye düşünüyorum. Altyapıcı olduğunuz için soruyorum. Altyapı için tesis şart değil mi? Ya zaten ülkemizin futboluna baktığımızda gelişmesi için altyapıdaki tesis şart. O yüzden tesisin olmadığı yerde mutlaka oyuncu bazında gelişimde zor oluyor. Tesisin olduğu yerde oyuncu bazında ben çok gelişim göstereceğine inanan bir kulübüm olduğunu, kulübümüzün olduğuna inanıyorum. Camiamızın olduğuna inanıyorum. Çünkü camiamız da bizim
gençlere hakikaten bizim altyapıdan gençler bilhassa çok önem veren, hele hele başımızdaki bulunan Sayın Başkanımız Bayram Akgül'ün altyapıdaki çocuklarına çok değer vermesi, o da apayrı bir konu tabii. Bunların ikisini bir araya getirdiğimizde biraz da yetenekli oyuncu bulduğumuzda, yani hem başkanın hem camiamızın sahiplendiğinde inanın çok daha farklı şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Bunun nihayetinde bir örneğini yaşadık kısa zamanda. Biz bir sene Osman Yereşen'i kullandığımızda bir buçuk sene gerçekten önemli oyuncular yetiştik. O biz bir buçuk sene özel çalışmalar yaptık. Çocukların orada dinlenmesini sağladık. Bunun da faydasını gördük. Çok kısa bir zaman içerisinde yetenekli oyuncuların tabii onların adapte olması da öyle bir tesiste kolay oldu. İşte başkanımızın onlara sahiplenmesiyle bir sürü oyuncu o sene yukarıda profesyonel takımda görev yaptı.